Herkese Chiang Mai'den tekrar selam. Ben şu an nereye gidiyorum? Sunday Night Market'e gidiyorum. Yaklaşık bana 2 kilometre uzaklıkta bir gece pazarına gidiyorum. Meyve aldım. Şimdi bunları yiyerek gideceğim. Bakalım. Bir yarım saate gitmiş olurum herhalde. Yavaş yavaş. Böyle yollardan yürüyorum. Bir de şunu açıp birlikte yiyelim ya şunu. Şunu. Adını unuttum neydi? Bir saniye şuraya bakayım. Düşmeyin. Şöyle. Çözmeme gerek yok. Bu kavun mu ya? Tropikal meyve sandım, ağzıma kavun çıktı. Bir de diğerinin tadına bakacağım. Mango galiba abla. Canım meyve istedi. Hep meyve suyu içiyorum normalde. Hiç yemiyorum. Bu paketin tanesi 10 baht. Yani 5 lira falan. Fark ettiğim bir şey var. Sabahları neredeyse hiçbir dükkan açık olmuyor. Gerçekten. Ya sadece kahveciler falan açık oluyor. Ve akşam 4'e 5'e doğru sokaktaki bütün seyyar yemek satıcıları, bütün yemek dükkanları açılmaya başlıyor ve o da çok uzun sürmüyor. Yani 2-3 saat sonra kapatıyorlar onları da. Bayağı tuhaf geldi bana. De her yerde bunlardan bulmanız çok mümkün. Bubble tea. Türkiye'de çok pahalı ama burada adım başı bubble tea ve matcha latte içebiliyorsunuz çok uygun fiyatlara. Elmayı taneyle satıyorlar. Şu mango sticky rice, buraya özgü bir tatlı. Ben bunu başta yemek sanıyordum çünkü içinde pirinç olduğu için. Ama böyle coconut milk, rice ve mangodan yapılan çok güzel, çok hafif bir tatlı. Bizdeki sütlaç mantığını düşünün. Onu coconut sütü ve mango ile yapıyorlar. Gayet doyurucu ve şekerli bir şey. Genelde insanlar tatlı niyetine onu yiyorlar burada. Allah! Tipe bak! Hello! Ne yapıyorsun sen ya burada? Bayılıyorum. Burada bütün kedilerde tasma var ya. Bangkok'ta da öyleydi, burada da öyle. Sokak kedilerine hep tasma takıyor işte buradaki insanlar ve besliyorlar. Ne alırsam 1 milyoncu mu burası? Hemen şu ileride de Starbucks var. Bugün böyle bir edit yapmak için gideyim dedim. Serin serin oturur bir kahve içerim ama yani bir tane kahveyi neredeyse 150 bahta satıyorlar. Yani 70 küsür lira. Onu içeceğime giderim sokaktan hayvan kadar büyük bir porsiyonda kahve alırım. Veririm 20-30 bahtımı yani saçmalama. Çıktım direkt. Starbucks buralarda Asya'da pahalı ve çok Türkiye'deki gibi her mahallede Starbucks bulamıyorsunuz. Belli noktalarda var. Ve Chiang Mai'de böyle tur şirketleri çok fazla. Safarileri, işte jungle turlarına, motor kiralama işlemlerine, hatta Muay Thai maçlarına bile bilet bulabiliyorsunuz bu turlardan. Burada da bir tanesi var. Tam böyle temple'lara denk gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece mahalle arasında yürüyorum şu an ve gördüğüm üçüncü temple falan bu. Bizde cami ne demekse burada da bu temple'lar o demek. Yani bizde cami neredeyse her sokakta var ya Türkiye'de. Burada da bu devasa gösterişli temple'lar her yerde var. Burası da çok güzelmiş ya, çok şirinmiş. İlerideki sağdan döneceğim şimdi. Buradan da motor kiralayabiliyorsunuz yine gördüğünüz gibi. Tur şirketleri her yerde. Çöpüm düştü. Ben Tayland'da sokakta insanları sigara içerken hiç görmüyorum. Bir yere oturup içiyorlar ve yerde şu ana kadar bir izmarit bile görmedim. Hiç kimse izmaritini yere atmıyor. Tertemiz. Burada da grafitiler var. İleriden sağa döneceğim. Burası tarihi sur. Bence Chiang Mai'nin merkezi sayılıyor burası. Hemen arka tarafında böyle çok geniş bir avlusu var. İnsanlar orada bileklik falan satıyorlar. Ve sanırım geldim. Hello. Girişte maske takmak zorundasınız ve ateşinize bakıyorlar da girer girmez çıkardım tabii ki de. Ben buraya geldim dedim ama pazar günü hiç gelmedim bu arada yani. Normalde daha küçük oluyor burası. Bayağı büyük bir alana yayılmış ve 6'ya doğru açılıyor buradaki bütün dükkanlar. Bütün satıcılar 6'ya doğru geliyor. Daha yeni yeni açıyorlar tezgahları. Bakın burada mesela böyle bir meyve 30 baht. Karışık. Hello. Hello. Bence Tayland'da kıyafetler pahalı bu arada yani. 100 baht. Bu neymiş? Bu ne yani? Bu ne? Çok güzel. What is this? Ice cream mochi. Is it sweet? Bundan deneyeceğim bir tane. Kili, bu vanilyalı, bu sütlü, yoğurtlu. Bakıyorum şimdi. One this. Yes. How much for the one? Already 5 baht. How? Already 5 baht. Burada da durian meyvesi var. Bu kötü kokan meyve işte ama tadı çok lezzetli bence. Onu kesiyor şu an. Thank you. 50 bahta bunu aldım. Biraz pahalı ama tadını çok merak ediyorum. Şimdi bunu yiyeceğim. Oturayım şunu yiyeyim. Yiyorum şimdi. Hiçbir numarası yok. Dışındaki hamur, jelimsi bir hamuru var. İçindeki de dondurma. Pahalı. 50 bahta pahalı. Bence. Ben de şunu denemek istiyorum. İçinde cookie var. Valla dondurmayı bize kakalamışlar. Lezzetli ama pahalı. Tapınağın içinden de çarşıya devam edebiliyoruz. Şuna bakın ne tatlı. Şöyle bir tapınak ve çarşı burada da devam ediyor. Doğal sabunlar. Çöp bulsaydım iyiydi ya. Hiçbir şey anlamadım yani. Bunu aldım ama çok gereksizdi. Tütsülüğe bakıyorum. Ağzına amma çıkıyor ejderhaları. Doğa sesleri de geliyor bir yandan. İçeri doğru giriyorum şimdi. Yemek bölümleri burada. Tavuk döner. Chicken kebap diye satıyorlar. Orada seçtiğiniz meyvelerden shaker yapıyorlar. Sushi deneyeceğim. Evet. Tanesi 10 baht. Deneyeyim. Ne hangisinden denesem? Kendimiz seçebiliyormuşuz. Şöyle seçeyim o zaman. Şundan almak istiyorum. Şundan zaten Türkiye'de var. Almayacağım. Şundan alacağım. Bundan alacağım. Bir de bundan alayım. Şimdi seçimlerim bunlar. 50 watt, 50 watt vereceğim. 5 tane seçtim. Evet, şimdi bunları deneyeceğiz birlikte. Nereye oturalım? Şuraya oturabiliriz bence. Türkiye'de de sushi yiyordum ama hep standart şeyler yiyordum. Burada çok farklı şeyler var. Göstereceğim. Şimdi sizi kurdum. Şöyle açayım tiplerimi. Böyle bir sos verdiler. Sosu dökeceğim üstüne. Soya sosu muhtemelen. Seviyorum ben soyalı. Tuzlu yapıyor çünkü. Biraz da wasabi koydular. Karıştıracağım bu ikisini. Wasabi ile soya sosunu biraz karıştırıyorum. Şöyle çok oldu. Şu kadar sürsem yeterli zaten, acı çünkü. Şöyle. Yiyeceğim şimdi. İçinde ne var hiç bilmiyorum bu arada. Hiç sormadım yani. Hepsi deniz ürünleri. Şu full havyar zaten, şu gördüğünüz. Şu ahtapot. Diğerlerini bilmiyorum. Ne var ne yok. Bayıldım. Çok iyi. Türkiye'dekinden 1000 katı iyi. Evet, GoPro'm habire ısındığı için hiçbir şey çekemiyorum gerçekten. Daha ne yaptım yani? Neye ısınıyordum bu kadar? Neyse, ahtapotu yiyeceğim şimdi. Ama yemeden önce bir Instagram için fotoğraf çekmem lazım. Bu benim ikinci ahtapotu yiyişim. Çarneton'da yemiştim. Mangalda, ızgara üstünde. Beğenmemiştim. Bir numarası yoktu ama bu çok lezzetli. Tadını alıyorsunuz yani burada. Ve son olarak da şöyle bir şey. Jelimsi bir şey. Havyarların çokluğuna bakar mısınız? Diğerinin üzerinden döküldü. Bununla Türkiye'de bir tane daha sushi yaparlar. Ve sonuncusunu yiyorum. Yani 5 tane sushi ile doymanız mümkün. Bir ekmek olsaydı da şu havyarları sıyırsaydım. Çok başarılıydı. Wow, açık büfe. Pilavı dökmüşler. Yanında da deniz ürünleri var. Tavuk, domuz, deniz ürünleri. Seçebiliyorsun burada. Çok iyiymiş. Tokum. Sushi doyurmasa yerdim. O pilav çok lezzetli çünkü. Yani normal rice gibi yapmıyorlar. Bizdeki pilav gibi yapıyorlar onu. İşte tapınağın içinden çıkalım. Sola doğru dönelim. Biraz da o tarafa bakalım. Yağmur bulutları da görünüyor. Kesin bugün yağmur yağacak. Herkes brandalarını geçirmiş. Size bahsettiğim mango ve sticky rice bu. Mango ile hazırlanan tatlı. Burada da masaj yaptırıyorlar. Kokolava ve soda. Mint kokolava, kakaolava. Naneli kakao mu? Kesin çok lezzetlidir ama başka bir içecekle deneyeceğim şansımı. Nefis kokuyor bu arada. Temple'ın içinde yemek yiyor insanlar ya, ne güzelmiş. Burada yemekler bu şekilde paket yapılıyor. Plastik torbalara koyuyorlar. Evde insanlar karıştırıyor onları sonra. Bayağı şu an şey, insanlar branda falan yapıyor, takıyor. Yağmur geliyor galiba. Ananas soyuyor. 25 baht. 12,5 lira falan. Soyup size bu şekilde paketlerde veriyor. Masaj yapıyorlar sokakta. Ayak masajı. Burada kafa masajı yapılıyor. Ne taraftan gelmiştim acaba? Brandalar hep takıldı arkadaşlar, görüyorsunuz. Çünkü kara kara bulutlar var. Her an yağmur yağabilir diye. Ama hava çok güzel şu an. Arada esiyor. Muhtemelen çiselemeye de başlayacak şimdi. Ve anında başlayan muson yağmurları. Dükkanın önüne geldim ama buraya da geliyor. Herkes kenara çekildi, yağmurun durmasını bekliyor. Muhteşem. Oturdum, yağmurun geçmesini bekliyorum şu an. Ben 5 dakika sürer sanıyordum ama bayağı devam ediyor. Şimşek de çekiyor. Harika. Hava sıcak ama güzel yani. Serinledim ben de. Şimşek seslerini duyuyor musunuz? 20 bahta satıyordu. O neyi koruyacak abicim ya? Yaklaşık bir saat falan kaldırımda oturdum. Yağmur dursun diye bekledim. Normalde benim bildiğim muson yağmurları yağıyor. 5 dakika sonra duruyor. Sonra tekrar yağıyor. Öyle duyduk yani biz. Geçecek sandım ama baktım yarım saat geçti, bir saat geçti. Bir kadın geldi yağmurluk satmaya. Dedim alayım bari bir tane, devam edeyim. Hostele geçeyim çok geç olmadan. Ondan sonra kadın bana geldi, diyor ki 40 baht. Dedim abla sağ ol, almayacağım ya, istemez. Çünkü duydum yani başkaları 20 baht almış. Sonra canıma tak etti, kalktım ben de. Biraz yürüdüm. 20 bahta üstümdeki yağmurluğu aldım. Sırf çantamı korumak için yani. GoPro'm telefonum içindeydi çünkü. Yoksa ben ıslanırım. Severim ıslanmayı da. Üşüten bir yağmur değil çünkü bu. Neyse yağmurluğu aldım. Yürüyorum şu an. Tahmin edin ne oldu? Aynen öyle. Yağmur durdu. Yağmurluğu aldım. 3 saniye sonra yağmur durdu gerçekten. Ben hostelime geldim. Size şöyle bir şey anlatacağım. Hostelin kapısına geldim. Yan sokağa da ben çok girmiyorum normalde. Canım böyle meyve falan bir şeyler istedi. Belki bulurum diye o sokağa girdim. Sokağa girmişken de kardeşimi aradım görüntülü olarak. İşte böyle bağıra çağıra konuşuyorum. İşte, ne yapıyorsun kız falan diye. Sonra uzaktan bir hostelin önünde bir çocuk oturmuş işte. bir şeyler içiyordu. Bana seslendi. Türkçe bir şey söyledi. Sonra kapattım ben telefonu, yanına gittim. Çocuk Avustralyalı ve Türkçe konuşuyor. İşte sen nereden biliyorsun falan dedim Türkçeyi. O da dedi ki 15 yıl önce Türkiye'de tur rehberliği yaptım. İşte Çanakkale, İstanbul, Fethiye, Olimpos. Buraları gezdiriyordum insanlara ve hala unutmadım dedi. Ondan sonra Sinan Çetin'in bir filminde oynamış. Çanakkale ile alakalı bir filminde oynamış. Diyor ki Türk arkadaşlarım çok fazla, Türkiye'yi çok seviyorum ve unutmadım. Seninle tanışmam çok iyi oldu. Pratik yaparız. Öyle biraz oturduk. Şimdi ben hazırlanacağım. Bir buralarda bir yerlere gideceğiz. Bir şeyler içeceğiz. Çok enteresan. Gerçekten. Tayland'da Türkçe bilen Avustralyalı bulmak. Wow. Öyle, videoyu kapatmadan önce bunu anlatmak istedim. O zaman görüşürüz.